Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Orta Çarşı'dan başlayıp Kazancılar Caddesi'nden, Çınarlık Caddesi'nden, Büyük Hamza Sokak'tan, Hacı Emin Caddesi'ne doğru gelen güzergahtaki çalışmaları yerinde denetlemiş olduk, incelemiş olduk. Esnaf ziyareti yaptık. Hemşehrilerimizle hasbihal etmiş olduk. Öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bize bu gezide eşlik ettikleri için. Yarın itibariyle arkadaşlar o güzergahtaki Kefeli Han'da çalışmalar başlamış olacak. Müteahhit firma gelecek. Yani bir eseri daha bünyemize kazandırmış olacağız. Böylece uzun bir süreçten sonra. Mülkiyeti Ünye Belediye'mize ait Kefeli Han'ın hem mülkiyeti alırkenki süreç içerisinde özellikle YÜKOP desteği noktasında hem de sonrasında özellikle Kültür Bakanlığı desteği noktasında şimdiki başkan vekilimiz, Ünyeli hemşehrimiz Sayın Numan Kurtulmuş'un destekleri için kendilerine Ünye halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Yine içerisinde bulunduğumuz bu alanın hem sokak sağlıklaştırılması, binaların dış cephesi 1 milyon 800 bin liralık bir proje. Bu da öteden beriye gelen bir projeydi. Geçmişi altta olan bir projeydi. Burada da Sayın Bakanımızın desteklerini görmüş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Ünye halkı adına. Aynı şekilde kaleyle ilgili de Kültür Bakanlığımız restorasyon ihalesini gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde basın mensubu arkadaşlarımızı oraya da götüreceğiz. Bu güzergahta gördüğünüz gibi Hacı Emin'in zemin çalışması bitti. Küp granit döşemesi. Dış cephe kaldı. Burada dış cepheyle beraber zemin bitti. Kaldırımlar kaldı sadece. Çok kısa süre içerisinde tüm çalışma bitecek. Büyük Hamza Sokak'ta da Büyükşehir Belediye'mizin sıcak asfalt çalışması var. Ben hem Ulaşım Dairesi'ne hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarla alakalı. Ve arkadaşlar Ünye değişimi, dönüşümü hep beraber yaşıyor. Burada yaşayan hemşehrilerimiz Hamidiye'ye çıkışta kısa bir süreliğine bir zorluk yaşadılar. Özürlerimizi bildiriyoruz kendilerine. Ancak nimete ulaşmak için külfete katlanmak gerekiyor. Onun için burada başta doğalgaz çalışması olmak üzere su kanalizasyon çalışması, elektriklerin yer altına alınması çalışması, fiber optik kablo çalışması, bütün bu kurumlar alttaki çalışmayı bitirdikten sonra üst yapıya geçiliyor. Onun için hem ilçe belediyesi olarak bizim yaptığımız bu güzergah, hem Büyükşehir Belediye'mizin asfalt çalışmasının yürüttüğü güzergahta bunlar altta bittikten sonra ancak bu aşamaya geliyor. Bununla alakalı da bir süreç yaşanıyor, mecburen yaşanıyor bu süreç. Yağmur engeline takıldık burada bir müddet ama gördüğünüz gibi son derece güzel bir eser ortaya çıkmış oldu. Binalarımız görselliği son derece güzel oldu. Devam edecek olan hat kültür yolu güzergahımız. Geçtiğimiz haftaki belediye meclisinde aldığımız kararla da Anıtlar Kurulu'na koruma imar planını gönderdik. O planın onaylanmasıyla beraber de çömlek fırınına başlamış olacağız. Biz iş üretiyoruz. Biz ortaya eser çıksın diye mücadele ediyoruz. Birilerinin vakti bol, zamanı bol. İş üretmektense dedikodu üretmeyi tercih ediyorlar. Bizim dedikoduyla kaybedecek bir dakikamız, bir saniyemiz bile yok. Almış olduğumuz emanetin layıkıyla taşınması noktasında gayret sarf ediyoruz. Kimsenin sırtında küfe yok. Bizim sırtımızda küfe var. Vatandaş bize 30 Mart'ta bu görevi tevdi ettiğinde ey Ahmet Çamyar ve ekibi ben size %58,5 destek veriyorum. 43 bin oy veriyorum. 5 yıl boyunca da görev tevdi ediyorum dedi. Biz de bunun bilinci içerisinde ekibimizle beraber gerçekten Ünye'ye güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz ki yapılan anketlerde bugün bizim aldığımız oy oranının üzerine 10-12 puan daha yukarıya doğru bir artışın olduğunu görüyoruz.
Biz de bu anketleri yaptırıyoruz zaman zaman belediye başkanı sıfatıyla. Hangi mahallemizde hangi eksiğimiz var anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rutin işlerimize devam ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızla bir yerinde inceleyelim dedik, baktık. Ve önümüzdeki süreç içerisinde de birkaç gün içerisinde, hatta kısa bir süre içerisinde de Adabakkaliyesi'nin oraya başlayacağız. O da 1,5 milyonluk bir proje, ihale süreci başlayacak. Hemen akabinde de müteahhit firmaya yer teslimimizi yapıp orada da kaynak sıkıntımız yoktur. Proje üretmeye, iş üretmeye devam ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Efendim, bu kadar proje saydınız ve bunların hepsi sona yaklaştı. Birçoğu bitti. Bunların her biri de ayrı ayrı bürokratik engellere tabi işler değil mi? Bu kadar kısa sürede hepsinde sonuca nasıl ulaştınız? İki yıllık ilçe, iki dönemlik ilçe başkanlığı yapmış olmak, iki dönem ilçe başkan yardımcılığı yapmış olmak, bir dönem belediye meclis üyeliği yapmış olmak ve bütün bunların yanı başına da hukukçu olmak, 25 yıllık siyasi bir deneyim var geriye doğru baktığımızda. Bu birikim, bu bilgiyle neyi nereden alabileceğimizi iyi biliyoruz biz ekibimizle beraber. Halbuki baktığımızda bu dönemde gerçekten zorlu bir süreci de yaşadık. Büyükşehir süreciyle beraber daralan bir bütçe yapısı, genişleyen bir yol ağı, coğrafya ağı, 85 mahalleye çıkış. Biz konteynerlarımızı yer altına alalı yaklaşık 4 yıl oldu. Murat Bey, kaç? 4 yıl oldu, evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'de İstanbul'un yakın çevresinde tanıtım günleriyle alakalı İstanbul'daydık. Edirne'ye geçtik geldik. Baktığımızda yani sokakları ben hayretler içerisinde izledim temizliğiyle alakalı. Biz son derece temiz bir şehiriz. Konteynerlarımızı yer altına almışız. Çıkanları da üst mahallelere yönlendirmişiz. Diğer kaynakları hem DOKA'yı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı, hem YİKOB'u sayın valilerimiz sayesinde, DOKA sayesinde, siyasilerimiz, siyasi büyüklerimiz sayesinde gerçekten iyi organize olarak iyi projeler ortaya koyduk. Ankara'dan neyi nereden nasıl alacağımızı iyi bildik. Altlıkları çalışarak Kültür Bakanlığımıza götürdük. Bakanlığımız bu projeleri baktılar ki gerçekten Ünye'de iş ürüyor, ortaya eserler çıkıyor, para çarçur edilmiyor. İşte karşılığını gördüklerinde bir daha kapısını çaldığımızda daha rahat bir şekilde evet buna devam edelim noktasına geldik. İyi bir planlama, iyi bir zaman yönetimi, iyi bir ekip çalışmasıyla Ünye gerçekten turizmin adresi olmaya devam edecek. Baktığımızda sokaklarımız güzelleşiyor, doğalgazımız hızlı bir şekilde geliyor. Birçok mahallemizin talebi var ama firmanın bütçesi oranında da yatırım yapılıyor. Bunu da buradan ifade edelim. Doğalgazla ilgili de bir başlık açacak olursak, en çok bize talep gelen mahallelerin başında Burnucu ve Orta Yılmazlar mahallesi geliyor. Bu yılki programda olmasına rağmen Aksa'nın alt taşeron firması ile yaşadığı sorunlardan dolayı zannediyorum bu sene yetişemeyecek bu. Biz ya da Büyükşehir kaynaklı değil, tamamen firmanın kendi yatırım rakamıyla ve alt taşeronla ilgili sorunlardan kaynaklı bir durum. Onun için buna da geçmiş olalım. Ünye değişti, dönüştü. Her bir kalemle ilgili güzel eserler ortaya çıktı. Çıkmaya da devam edecek inşallah. Evet, var mı soru arkadaşlar? Yok. Peki.